Şimdi uzaktan eğitim. İlk dersler bugün başladı. Pazartesi bugün. Bugün itibariyle ilk dersi de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Bakan Selçuk öğrencilere ve velilere önerilerde de bulundu. Bakalım üzerine de konuşacağız. Hepimizin sağlığı ve güzel günlere erişebilmesi için aldığımız bir kararla biliyorsunuz okullarımızı bir süreliğine kapattık. Ve uzaktan öğretime geçtik. İlk birkaç gün zorlansak da sonrasında süreci hep birlikte sağlıkla yöneteceğimize eminim. Mevcut ve olabilecek her tabloya alternatif çözümlerimiz var. Lütfen müsterih olun ve bizlere güvenin. Uzaktan eğitimin ilk dersi için televizyonlar açıldı. eba.gov.tr adresinden ders takipleri başladı. İlk dersi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. 57 bin okulla yaptığımız her şeyi burada yapmamız elbette mümkün olmayacak. Ancak biliniz ki son tahlilde her şey yapılacak. Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabii ki beklemiyoruz. Derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar. Bakan Selçuk prensip olarak DGS'yi zamanında yapmak istediklerini söyledi. Ancak koşulların değişmesi durumu içinse 3 ayrı sınav senaryosu hazırladıklarını belirtti. YKS ile ilgili kararı Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM'nin vereceğini vurguladı. Selçuk uzaktan eğitimde sınavlar online olur mu sorusuna da sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil cevabı verdi. Sınavda okuldayken gördüğünüz konular sorulacak. Ancak siz lütfen derslerinizi televizyondan ve EBA üzerinden sıkı takip edin. Bakan Selçuk ilk derste öğrenci ve velilere tavsiye bulundu. Dersini dinlerken meyve, süt gibi ikramlardan kaçının. Bunlar için zaten vakitleri var. Kitap okuyan çocuklar sınavlarda ve hayatta çok daha başarılı oluyorlar. O yüzden lütfen çocukları okumaya teşvik edin ve sizler de okuyarak onlara örnek olmaya gayret edin. Ben şimdi sizler gibi genç olsam ne yapmak isterdim biliyor musunuz? Bugünleri yazmak, tarihe not düşmek isterdim. Kim okur ki demeyin. Tiyatro, şiir ya da öykü haliyle bugünleri sizlerin kaleminden okumayı ben dört gözle bekliyorum. Lütfen yazın. Uzaktan eğitimin ne kadar süreceğine bilim kurulunun önerileri doğrultusunda karar verilecek. Bakan Selçuk en çok sorulan 10 soruyu cevapladığı bir video da paylaştı. Evet, uzaktan eğitim videolarının tekrar olacak. Ders videolarının yayın programını Mapgo.tr üzerinden paylaştık. Oradan hem ders saatlerini hem etkinlik kuşağını hem de tekrar saatlerini takip edebilirsiniz. Eğer belirtilen saatte yayını kaçırırsanız tekrarını izleme olanağınız mevcut. Hızlandırılmış telafi eğitimlerimiz başlayacak. Hafta sonu ve yaz paketi de dahil olmak üzere her türlü telafi yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını sona erdikten sonra da televizyon ve EBA üzerinden öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Efendim uzaktan eğitim meselesi önemli. Konuşacağız biraz. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve SODİGEM Başkanı Profesör Doktor Levent Eraslan ve eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyeyim. Hoş öncelikle. Evlatlarımız çıldırmış durumda evlerde muhtemelen ve zapt etmekte güçlük çekiyor olabiliriz. Beraberinde bir eğitim süreci okullara ara verildi. Pek çok başlık var merak ettiğimiz. EBA ile ilgili de bir öğrencinin belki dinlemişsinizdir sosyal medyada üstümüze okul kıyafetimizi giyip mi oturacağız televizyonun karşısına diye sorduğu o masumca onu soru. Ben attım. Siz mi paylaştınız? Öyle mi? Evet. Peki Ayhan Korkmaz sizle başlayalım efendim. Sistemi bir anlatın isterseniz önce çünkü içinde bulunanlardan birisisiniz aynı zamanda bu sürecin. Evet şöyle anlatayım tabii bu süreç dünyada konuşulmaya başladığı andan itibaren aslında hazırlıklara başlamıştı. Sabah genel müdürümüz de bahsetti. Hemen hemen Şubat'ın sonu itibariyle dünyada tatiller vesaire başladığı andan itibaren bakanlığımız okulların tatil olması ihtimaline karşılık zihin hazırlığını, egzersizlerini, program modellerini denemeye başlamıştı. Ve ayın 13'ünden itibaren karar çıkınca da çekimler başladı. Bizim için işin en zor yönü EBA'ya o ders videolarını çekmekti. Çünkü az bir ders değil, az bir video değil. Bunların hepsini hazırlık yapıp, içeriklerini hazırlayıp, şekillerini hazırlayıp bir de o güne yetiştirmek zorundasınız. 8 günlük gündür öğretmenler mi seçtiniz? Önce öğretmenlerin mülakatları yapıldı. Bu mülakatlarda kimlerin ekran önünde ders anlatılacağı, kimlerin içeriği kontrol edeceği,
kimlerin içeriği hazırlayacağı ve bir de bu içeriklerin görselleri var. Onları kimlerin yöneteceği belirlendi ve gruplar halinde çalışma yapıldı. Son 8 günden beri bu öğretmenlerimiz hemen hemen çok az uykuyla bu süreci tamamladılar. Ve daha güzeli, şu anda bizim önümüzdeki haftanın içeriği hazır. Hatta diğer haftanınki de bitmek üzere. Bu haftada diğer haftaların önümüzdeki 3 haftanın da velev ki uzarsa diye içeriklerini çekip hazır hale getirecek şekilde Ankara ve İstanbul'da TRT stüdyolarında çekimlerimiz devam ediyor. Yani bunları çekiyorsunuz, internete öyle yüklüyorsunuz. Kesinlikle evet. Sürekli yeni çekimler yapılıyor. Ham çekimler oluyor. TRT stüdyolarında bunlar tekrar düzenleniyor. Bu öğretmenlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu öğretmenler hemen hemen hiç mola vermeden her gün evlerinden araçlarla alınıyor. İşte aynı şekilde bizim arkadaşlarımız da... Hiç ücret alıyor mu öğretmenlerimiz? Hayır hayır, hiç ücret almıyorlar. Gönüllülük esasıyla bu öğretmenlerimiz de yine hijyene dikkat ederek onların konforları sağlanarak alınıyor. Onlara da buradan tekrar bir kez daha teşekkür etmek lazım. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani çok fedakarca bir şey. Hiçbir ücret de almıyorlarsa karşılığında ve tamamen... Kesinlikle gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Bir şey daha, bizim sadece bu öğretmenlerimiz değil, şu anda öğretmenlerimiz okula gitmiyor ama dünden beri, ya yani bu haftada tüm öğretmenlerimiz evlerinden kendileri içerik ürettiler ve EBA'yı yüklüyorlar. Onu soracaktım. Evet. Okullara gelmeyen öğretmenler, tüm öğretmenlerimiz derken bütün öğretmenler içerik mi üretiyor şu anda? Hemen hemen hepsi sosyal medya bir avantaj. EBA'nın karşılıklı iletişim bir avantaj olduğu için şu anda öğretmenlerin hepsi, hani akşam diyor ya çocuk, öğretmenimiz de bizi görecek. Hatta az önce bir video paylaşmıştı bakan yardımcımız. Merak etmeyin, biz sizi görüyoruz diye. Sorular karşılıklı iletişim halinde olduğu için bizim öğretmenlerimiz kendi sınıflarına hepsi video konferanslar, etkinlikler, dersler, ödevlerle beraber öğretmenlerimiz aynı okuldaymış gibi çalışıyor. Burada anne babaların yapması gereken en kolayı, az önce dediniz de çocuklarımız çıldırmış durumda diye, okul öğretmenleriyle iletişim halinde olsunlar. O öğretmenler sınıf ortamlarını EBA'nın haricinde ve EBA'nın içinde sosyal medyada, gruplarda kurdular ve sürekli ders programlaması, etkinlik yapıyorlar. Onlara akşam ödevler gönderiyorlar. Onlara akşam ertesi gün paylaşacakları güzel şeyler hazırlıyorlar ve gönderiyorlar. O zaman şu, velilerin yapması gereken öğretmenlerle teması korumak. %100. Bu süreçte. En önemlisi. Öğretmenler bu teması sağlamıyorsa da velilerin bunu baskılaması. Sağlıyorlar. Doğru mu? Sağlıyorlar. Tabii sağlık için öğretmenlerimiz. Sağlamayanlar var muhtemelen. Ya insanız. Evet, hepimiz de muhakkak ki eksikliğimiz vardır ama. O zaman siz sağlayın efendim. Onlar sağlamıyorsa siz sağlayın. Tatil olmadan önce bu konuda bilinçlendirildi öğretmenlerimiz, ödevlendirildi. Zaten yürekten öğretmenin işi bu. Biz onları hakikaten özlüyoruz ve bu işin içindeyiz. Peki, hocam hazırlıksız mı yakalandınız? Asla. Hazırlıklıydınız. Yani, kesinlikle çok hazırlıklıydı. O zaman sabahleyin girdim. Hı-hı. Evet. Benim bir oğlum var 2. sınıfta. Bir de yeğenim var. Hı-hı. Yeğenimle ders yapıyoruz. Hı-hı. Kaydedecek, çıkacak. Error veriyor. Kaydedemiyor. Hı-hı. Site çok mu yoğun? Evet, bir şu var. Biz zaten bugünle ilgili tedbirimizi şöyle almıştık. Bunu bildiğimiz için 6 ayrı televizyon frekans kanalı alındı. Dolayısıyla dünden beri Sayın Bakanımızın en fazla duyurduğu, bizlerin sosyal medyadan duyurduğumuz, lütfen pazartesi günü mümkün olduğunca televizyon üzerinden gidin. Çünkü bu bakanlığımızın yapacağı hazırlığın, yani biz sonuçta eğitimciyiz, içerik üretiyoruz. Oradaki verinin dağılımı ve diğer yanları çok kolay işler değil. Yani düşünün ki Türkiye'de milyonlarca öğrenci var. Tabii bu siteye milyonlarca kişi girecek. 17 milyon öğrenci var. Çok büyük bir rakam. Dolayısıyla televizyonlara yaydık. Bunun olacağını tahmin ediyorduk ve dedik ki pazartesi günü mümkün olduğunca televizyon ekranlarından gidin dedik. Bugün yine ricamız o. Televizyon ekranlarını daha çok kullansınlar. İnternet sizin kontrol edemediğiniz, yüklenmesini kontrol edemediğiniz bir alan. Çünkü bir de sadece öğrenciler kullanmıyor. Türkiye kendisi de interneti de haricen de kullandığı için orada kopmalar olabilir. Ödev yapma gibi şeyler, ders takip etme, yani kaydedip çıkıyorlar çünkü. Kaydedip çıkabilirler. Televizyonda böyle bir şey yok. EBA'ya yüklendiği için zaman mevhumları yok. Öğleden sonra yapabilirler, akşam yapabilirler, ertesi gün yapabilirler. Kaçırma yok. Bu sistemin en güzel önemliği, geriye sarıp görebilirler, ödevlerini yükleyebilirler, bir gün öncekini yükleyebilirler. Ama çalışmıyor site. Yarından itibaren işte iki ayrı veri havuzu var. Yarından itibaren daha kuvvetli bir şekilde internet altyapısı hazırlandı. Salı dememizin sebebi bu. Yarından itibaren EBA'ya bu internetten sorun... çok daha rahat girecekler. Anladım. Böyle bir problem olduğunu kesinlikle tabii ki var olduğunu biliyorduk. Dünden beri de bunu duyurduk zaten. Mümkünse televizyonları bugün kullanın diye. Güzel. Peki. 5 tane evde okuyan öğrencimiz var. Hepsinin ayrı ayrı dersleri var. Evet. Evde, herkesin evinde bilgisayar, internet yok. Problem yok. 3 ayrı tekrar saatimiz var. Yani program çocukların hepsinin ayrı ayrı saatlerde tekrarlayabilecekleri şekilde programlar var. Örneğin sadece ilkokuldan örnek verelim. İlkokula gidiyor çocuk.
İlkokul programlarının saat 13.30'da bir tekrarı var. 17.30'da tekrar var. 21.30'da tekrar var. Yani 3 kez farklı farklı öğrenciler için çocukları çok öğrenci var diyelim. Dediğiniz gibi bir tane televizyon var. Bunların tekrarları günde 3 kez var. Yani EBA'da da yine derslerin yüklenmesi var. Oradan da görebilirler ama tekrar saatlerinde hiç kaçırmadan hani 5 tane çocuk aynı anda çok daha... Yani biri orta birde, biri orta sonda diyelim. Problem yok. Tekrar saatleri farklı. Hepsinin tekrar saatleri farklı. Günde 3 kez tekrarımız var ve bunların tekrar saatleri de farklı. Bunu sürdürülebilir olduğunu değerlendiriyor musunuz bir eğitimci olarak? Yani köyde televizyonu yok diyelim öğrencimizin. Yani, tabii ki çok uzun vadeli. Bu bir mecburiyet. Bakın önce şunu kabul edelim. Şu anda gördüğümüz eğitim bir mecburiyet. Bakanımızın da söylediği gibi asıl amaç da ne? Okuldan kopmamalarını sağlamak. Yani güzel. Burada bir hazırlık sürecinin içinde eğitimi gündemde tutarak kalmalarını sağlamak. Yoksa en başta söylediğimiz gibi biz dönüşe hazırlanıyoruz. Okulların açıldığı ilk güne hazırlanıyoruz. Bizim destekleme ve yetiştirme kurslarımız var. Döndüğümüz andan itibaren okul yeterli değil sadece tek başına deyip destekleme ve yetiştirme kurslarımızın hepsi hazır. Şu anda orada ne yapacağımızı, telafi eğitimlerin nasıl olacağı planlanıyor. Döndüğümüz an o planlamalar dahilinde amacımız ne? Evet Akif Bey şu. Diyelim ki sizin çocuğunuz kaça gidiyor? Bir tanesinin sınıfını söyleyin. İkinci sınıfta. İkinci sınıfa gidiyor. İkinci sınıfa giden bir öğrenci üçe geçerken alması gereken, varması gereken hedefteki ne var ise destekleme, yetiştirme kurslarıyla bunu alarak gidecek. Yani temel amacımız yılın sonunda 2'den 3'e geçen bir öğrencinin alması gerektiği bilgi donanımını almış halde bir sınıfa geçmesi için bakanlığımız tedbirlerini aldı ve bunun için çalışıyor. Peki, konuşacak çok şey var. Tabii ne yapsınlar, ne etsinler öğrencilerimiz, telafi derslerini nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlerin durumu var. Onlar şu anda işsizler. Birazdan size devam edeceğim. Levent Eraslan'a döneyim. Üniversitede de benzer bir süreç vardı. Sizin de bir takım hazırlıklarınız vardı. Biraz sizi de dinleyelim bu konularla ilgili. Evet, merhaba herkese. Biliyorsunuz sadece ilk öğretim, orta öğretim, lise değil, üniversitelerde bu süreçin içerisinde ve bugün YÖK dersleri platformu adıyla YÖK'ün hazırladığı ve çok önde önderliğini de Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı bir uzaktan eğitim portalı açıldı. Aynı şekilde yüzlerce ders, yüzlerce animasyon, öğrencilerin ortak kullanımı da üniversite boyutunda açıldı. Şimdi az önceki sohbette bazı vurgular yapmak isterim Mehmet Akif Bey. Bir kere tüm dünya şu anda bu sistemi uyguluyor. İngiltere biz başlamadı. Almanya'sı, Fransa'sı, aklına gelen bütün Avrupa ülkeleri bu sistemde devam ediyor. Elbette ilk günün olmasını verdiği bir şey var, alışma dönemi var. Biz kültür olarak da çok bu işe yatkın değiliz biliyorsunuz. Yani her evin bir okul olması hali söz konusu. Bu yüzden ilk günden bazı durumlar olabilir. Bunu anlayışla karşılamak lazım. Elbette ilerleyen günlerde hem aileler, hem çocuklar, hem yetkililer bu süreçlerden ders alacaktır ve bunu geliştirecektir. Anadolu Üniversitesi 1980'den beri televizyonla başlayan bir süreci yönetiyor. Evet. Şu anda da Sayın Rektörümüzün de ifadesiyle dijital eğitim platformu olarak Türkiye'de öncü bir okuldan gelmekteyim ve şu anda bizim sistemimizden 30'a yakın üniversite faydalanmakta, yüzlerce ders açık, erişime açılmakta. Elbette bunu öğreneceğiz. Herhalde bu virüs bizi dijital eğitim süreçlerine sokacak. Şunu da unutmamak lazım. Yani yıllardır derslerde anlatırız. Bilgisayar, tablet, televizyon ne olursa olsun bunlar birebir öğretme yerine geçmez. Bunlar tamamlayıcı öğretim süreçleridir. O yüzden olağanüstü şartlarda bakanlığın yaptığı bu çalışmaları biz destekliyoruz. Üniversite olarak da tanıtım filmini biz çektik. Ve ilerleyen zamanlarda işte bugün sosyal medyada da yani onlarca yüzlerce konuyla ilgili şeyler konuşulmakta. Bunların düzeleceğini düşünüyorum Mehmet Akif. Yani konuşulan şeyler nelerdir genel olarak ya da eleştirildiğiniz noktalar neler? Neyi düzelteceksiniz? Ve bundan sonra şöyle bir kültürün oluşacağını düşünüyor musunuz? Yani bu virüsle birlikte hani diyorlar ya koronadan önce koronadan sonra diye konuşacağız dünyada. Eğitim sistemiyle ilgili de alışkanlıklar mı değişecek? Ne olacak? Elbette öncelikle anne ve baba artık evden de davranış kazanıldığını, çocuklar tabletin sadece oyun aracı olmadığını öğrenecekler. Dünya bunu konuşuyor zaten biliyorsunuz. Endüstri 4.0, Endüstri 5.0, her yerde eğitim, duvarsız eğitim. Bu tarz uygulamalar var. Tabii eleştiriler şu şekilde EBA TV'ye karşı bu sunumlarda özellikle öğretmenlerimizin daha yavaş konuşması ki bunlar elbette düzelecek şeylerdir. İçeriklerle ilgili güncellemelerin
olması söz konusudur. Bakın şunu unutmamak lazım. Veliye çok büyük görev düşüyor. Ben özellikle orta öğretim öğrencilerini burada uyarmak istiyorum ki gördüğüm ve bana gelen telefonlardan çocuklarımızın elinde çay bardağı, telefon, yani müzik dinliyor, bir yandan televizyon açık. Bir kere bu iş dört özellikle oluşuyor Mehmet Akif Bey. Bir, dikkat, motivasyon, tekrar ve kontrol. Bu dördünü sağlayamazsak zaten öğrenmenin hiçbir anlamı yok. Televizyon yarım saat açık kalır, 10 dakika ara verirsiniz. O yüzden anne ve babalar ekranda çocukları yalnız bırakmasınlar. Bu bir kültür. Ve 3-4 gündür siz de biz de yayınlarda hep bunu anlatıyoruz. Yani buna çocuklarımızı hazırlayalım. Uyku saati çok önemli. Dersler 9'da başlıyor. Kahvaltı yapmış şekilde çocuğun televizyon karşısında sıra biçiminde oturması lazım. Ve Bakan Bey de söyledi. Yani servis yapan annelerimiz var. Hayır. Bu ders süreci. Bunu dikkatli ve motive bir şekilde yapmamız lazım. Ve bir disiplin süreci. Eğer biz bunu yapamazsak Mehmet Akif Bey, yani hiçbir anlam olmuyor. Öğrencilere şunları önermek isterim. Bir kere not almaları çok değerli. Tekrar dersini dinlemeleri değerli. EBA üzerinden interaktif olarak televizyonda izlediklerini alıştırma şeklinde, araştırma şeklinde yapmaları çok değerli. Mutlaka aralarda ben satranç öneriyorum, uygulamaya çalışıyorum kendi evimde. Sudoku öneriyorum. Bunları yaparak zihinsel aktivitelerini de canlı tutmaları gerekmekte. Bir de şu çok önemli, bakın. Bir evde televizyon çok açık ise Mehmet Akif Bey, bunun öğrenme aracına dönüşmesi çok zor. Çünkü evlerin öyle bir özelliği var ve dikkatin en çok dağıldığı yerler. Bence bu topyekün hepimizin, akademisyeninden bakanına, velisinden öğrenciye üzerinde anlaşılmış bir şey olmalı ve dikkatli bir şekilde yönetmemiz gereken bir süreç diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Arslan. Sağ olunuz efendim katkılarınız için. Şimdi dönelim, evet, devam edelim Sayın Korkmaz size. İçerik dedik, içerikler nasıl hazırlandı? Bir defa şuna bakalım. Eğitim canlı bir organizma. Yani ihtiyaçlar hiyerarşisine göre sürekli yeniliyorsunuz. Örnekleyelim. İşte bundan 20 gün önce özel okulların 11 ve 12'lerin akademik takviminde özel okullar yoktu. Özel okulları aldık. İşte 8. sınıfların etkileşimi sınavı yoktu. İhtiyaç hasıl oldu. Hemen aldık. Yani her gördüğünüz durum bunu getiriyor. Örnekleyelim. Derslerin süresi 40 dakika. Baktık ki anlatımda bir dersin sürelemesi ortalama 12 dakikayı geçmiyor. Ne yaptık? Önüne etkinlik faaliyetleri, egzersizleri koyduk. Dolayısıyla işte gördüğünüz her ihtiyaç, hocamın söylediği gibi, aynı zamanda bakanlığımız da kendi güncelleniyor. Çünkü bu bizim de ilk defa karşılaştığımız bir süreç. Kaç dakikalık dersler şeklinde çekiliyor? Yani her konuya göre değişebiliyor ama ortalama 18. 18 yani, dakika. Evet, yani en uzun tuttuğunuzda karşılıklı öğretmenin anlattığında, bu da bu süreçten ben Türkiye'de öğretmenin ve öğretmenliğin de tekrar güçlenerek çıktığını görüyorum. Ve bunu göreceğiz. Niye? Bakın, tek karşılıklı öğrenci olmadan yaptığınız sistemde en uzatabildiğiniz dersin içeriği 18 dakika. Niye? Sıkılırlar, o yüzden sordum. Çocukla karşılıklı muhatap yok, gözünün içine bakabilme yok, onunla sohbet yok, başını okşama yok. Bunların hepsi duyguyla yapılan meslek öğretmenlik. Dolayısıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başka sorularım da var, soracağım ama şu içerikle ilgili konuşmuşken şurayı kapatalım. Tabii. Adnan Menderes ve Demokrat Parti belgeseli. Yani evet, şimdi aralarda ilahi dinletildiğine dair bir takım sosyal medya paylaşımları. Yani ben de gördüm aynı şeyleri gelirken, hep bunu söylüyorum. Bir kontrol mekanizmamız var. Muhakkak ki bu yoğunluğun bir haftalık sürecinin içinde sizin zihin algınızla karşı tarafın algısı aynı anda çakışmayacak hatalar olabilir. Bu bir hata mıdır? Oradaki eğitimci arkadaşımızın düşüncesine göre değildir ama karşı tarafın bakışına göre farklı yorumlanabilecek içeriklere müsaade etmemiz lazım. Bunun bir kurulu yok mu? Şunlar var, var. Var tabii ki. Diyorum ya, eğitimcinin gözüyle karşı tarafın gözü her zaman bir olmayabilir. Kaldırılacak mı bunlar? Bakanlığımız değerlendiriyordur. Ben onun yetkisinde değilim ama ben de gördüm yani gelirken. Konuştunuz mu? Tabii biz de bunları bildire bildire, bir hata varsa, birkaç tane vardı, hemen iletişime geçerek bildirdik mesela. Muhakkak ki tedbir alınacaktır ama bunlar olsun istemeyiz. Yorumlamanın farklı yerlere gideceği içeriklere çok daha dikkatli olmalıyız. Bunun tedbirleri hemen alınacaktır. Peki, ben şöyle anladım buradan. Yani bu Adnan Menderes, Allah rahmet eylesin, belgeselinin bu şekilde gösterilmesi öğrencilere milli eğitim içerisinde de tartışılmış ve böyle şey mi olur? Twitter'a da düşmüştü, gelirken denmiş de baktık. Tabii Twitter'da yani zaten buradaki gördük. Yani kendi içinde de milli eğitim bunu tartışmış. Böyle şey mi olur demiş. Bunu kim yaptıysa bir soruşturma var mı? Bilemem yani, hiç oralarında değilim. Sadece tekrar söylüyorum. Bizim algımızla karşı tarafın algısını da ortak hale getirecek şekilde düşünmeyip karşı taraf dediğimiz yani insanların algısını, eğitimcinin ağındaki bakış açısını doğru değerlendirmemiz
Veli ve öğrencinin de hassasiyetlerini aynı anda doğru düşünmemiz gerekir. Pedagojik olarak da herhalde. Evet, pedagojik olarak da bunu söylüyorum. Peki. Acilen tedbirini almamız lazım. Var konuşacaklarımız. Hı. Devam edeceğiz sizde. Ama önce bir, şimdi sadece ilk ve orta öğretimde değil, üniversitelerde de az önce söyledik, uzaktan eğitim dönemi başladı. İlk gün nasıl geçti bunu merak ediyoruz. Uzay Kesmen bizi bekliyor. Yanında konukları da var. Uzay Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kübra Doğan ve uzaktan eğitim, Yenisey Uzaktan Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tuğtan. Uzayla birlikte onları dinleyeceğiz şimdi. Sonra biz devam edeceğiz. Mehmet Akif Ersoy, koronavirüs önlemleri gereği okullarda eğitime ara verilmesiyle uzaktan eğitim süreci de bugün başladı. Sadece ilk, orta ve liselerde değil, üniversitelerde bugün itibariyle uzaktan eğitime geçti. Her üniversite kendi imkanları doğrultusunda öğrencileri uzaktan online olarak öğrencilere dersler anlatılıyor. Peki nasıl anlatılıyor? Bu uzaktan eğitim nedir? Biz de bunları senin dediğin gibi konuklarımızla konuşacağız. İlk konuğumuz Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Bugün bizler için çok heyecan verici bir gün. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak 20 yıldır online eğitim tecrübemiz olmasına rağmen ilk defa bu ölçekte, yani tüm öğretim üyelerimizin ve tüm öğrencilerimizin evlerinde olduğu bir ortamda eğitimimizi sürdürüyoruz. Sanıyorum bu bizler ve Türkiye'deki tüm üniversiteler için tarihi bir gün. Şöyle başlayalım isterseniz. Şimdi aslında koronavirüs uzaktan eğitimde dijital dönüşümü de şart koştu artık ki uzaktan eğitimde bugün itibariyle başladı. Öğrenciler fiziki olarak okula, üniversiteye gelmiyorlar. Evlerinden online olarak derslere katılıyorlar. Peki bu eğitimi nasıl etkileyecek? Evet. Aslına bakarsanız teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla eğitimde dijital teknolojilerin kullanılması son 20 yılın en önemli araştırma başlıklarından birisini oluşturuyordu. Çevrim içi, senkron asenkron veya daha genel anlamda uzaktan eğitim, öğrencinin zaman ve mekandan sınırsız olarak eğitim ve öğretimini sürdürebilmesini mümkün kılıyor. Bu anlamda baktığımızda, coğrafi anlamda her nerede olursa olsun eğitimi talep eden bir bireyin eğitime ulaşma hakkının sağlanması, korunması, fırsat eşitliği perspektifiyle ele alındığında çok kıymetli bir adımdır. Bu çerçevede baktığımızda üniversitenin topluma hizmet misyonlarını yerine getirebilmeleri için uzaktan eğitim konusunda gerekli altyapı yatırımlarını yapmaları bir şarttır. Zaten ülkemizde de Yükseköğretim Kurulumuz bu konuda yükseköğretimde dijital dönüşüm projesini başlatmıştır. Şimdi uzaktan eğitime baktığımız zaman, özellikle çevrim içi online eğitim süreçlerine baktığımız zaman tabii bunun bir takım altyapı yatırımlarının yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Burada üniversitenin öğrenme yönetim sistemi, öğrencimizin teknolojik altyapısı ve öğretim üyesinin teknolojik altyapısını sağlanması şarttır. Ama belki bundan da daha önemli olan eğitimin uzaktan eğitime göre şekillendirilmesi ve pedagojik biçim, eğitime bu pedagojik yapının verilmesidir. Öğrencinin azami katılımını sağlayacak biçimde derslerin tasarlanması son derece büyük önem arz etmektedir. Bu konuda teknolojinin gelişmesiyle birlikte gerçekten artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi teknolojiler kullanılarak laboratuvar derslerinin bile uzaktan verilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Hatta dünya üzerinde bu konuda büyük yatırım yapmış üniversite örneklerine baktığımızda yapay zeka teknolojisi kullanılarak dersin aynı ders öğrenim çıktısına farklı öğrencilerin farklı yollarla erişmesini mümkün kılan algoritmalar geliştirildiğini görüyoruz. Tabii şunun altını çizmem gerekir. Bugün ülkemizde ve tüm dünyada korona nedeniyle yapmaya çalıştığımız şey aslında acil bir durumda, olağanüstü koşullarda eğitimin aksamadan devam etmesini sağlayacak önlemleri almaktan ibarettir. Bu da çok büyük bir dönüşümdür. Bunu hani kabul etmek gerekir. Bu çerçevede bütün üniversitelerimiz, bütün öğretim üyeleri Türkiye'de derslerini aksatmaksızın en etkili şekilde vermenin yollarını, çarelerini araştırmaktadır.
hiç şüphesiz sorunlar olmayacak mıdır? Sorunlar olacaktır. Uygulama derslerin, bana da öğrencilerimizden sorular geliyor. Uygulama dersleri nasıl olacak? Stüdyolar nasıl olacak? İşte sağlıktaki stajlar nasıl olacak? Sınavlar nasıl olacak? Tabii en büyük soru orada geliyor. Ama ben bir parça sabır istiyorum. Bunu herkesin bilmesi lazım. Son derece olağanüstü koşullar altındayız. İyi niyetli, karşılıklı birbirimize destek olarak ve güvenerek çok yaratıcı çözümler bulacağımıza inanıyorum. Hani şu bir gerçek ki sanıyorum eğitim hiçbir zaman korona dönemi sonrasında da eskisi gibi olmayacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Süreyi kullanmak bakımından size teşekkür ederken bir anlamda da aslında izleyicilerimize bu sistem nasıl işleyecek, nasıl çalışacak dedik. İşte onu da Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Tuğtan Bey ile konuşacağız. O da hemen aslında bu odada yan tarafta bilgisayarın başında duruyor. Çünkü uzaktan eğitim dediğimiz şey aslında tam olarak bilgisayarda yapılan bir sistem. Efendim hoş geldiniz siz de yayınımıza. Şimdi izleyicimize uzaktan eğitim nasıl yapılacak diye aslında anlatacağız dedik. Nasıl yapılıyor sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle biz Bilgi Üniversitesi olarak geçtiğimiz bir hafta içerisinde 9 ayrı eğitimde 800'den fazla idari ve akademik kullanıcımızı sistemin nasıl kullanılması gerektiği hakkında pedagojik ve teknik olarak eğittik. Bu eğitimleri de uzaktan verdik webinar formatında. Ve gerekli uygulamalı bakalım ve gerekli altyapımızı tabii hazırladık. Şimdi burada gördüğünüz üzere ana sayfamızda bir uzaktan eğitim linki var. Buraya bastığınız zaman bizim daha önceden de var olan ve bu acil durum karşısında zenginleştirdiğimiz yardım içeriklerimize öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ulaşabiliyorlar. Normalde uzaktan öğretimi Bilgi Learn öğrenim yönetim sistemi ile yürütüyoruz. Bu sisteme gördüğünüz bu linkten bağlanıyor hocalarımız ve öğrencilerimiz. Tabii gördüğünüz bu ekrana kişisel bilgilerini, login bilgilerini girdikten sonra sanal sınıflarımıza ve Blackboard platformundaki diğer içeriklere ulaşabilecekleri ders sayfalarına geliyorlar. Şimdi sanal sınıfa girdik zannediyorum. Bu bir sanal sınıf uygulaması. Çok. Bu arada şunu da hatırlatmak lazım izleyicilerimize. Normalde bu dersler canlı olarak yapılıyor. Şu anda ancak bir ders olmadığı için bu saatte şu anda kaydı göreceğiz. Bazı derslerimiz canlı olarak yani senkron olarak yapılıyor. Bazıları asenkron kaydediliyor ve öğrenciler tarafından daha sonradan seyrediliyor. Bu bugün yapılmış canlı derslerimizden birinin örneği. Gördüğünüz üzere hocamızın hocamız konuşmaya başladı. Hocamız konuşuyor. İsterse ekrana tamamen PowerPoint görüntülerini, sunum görüntülerini yansıtabiliyor. İsterse kendi görüntüsünü yansıtabiliyor. Kendi görüntüsünü küçük bir konuşan ikon olarak bunun üstünde de bırakabiliyor. Ancak burada temel şeyimiz, sistemimiz bu anlatılanla görünen slide'ın birbiriyle eşlenmesi ve böylece öğrencinin bunu canlı olarak takip edebilmesi. Peki ben bir şey merak ettim. Şu an mesela online olarak sınıfta ben eğitimi gören bir öğrencim. Evden bağlandım. Hocamız da dersi anlatıyor. Evet. Peki aynı anda hoca dersi anlatırken ben slide'ı görebiliyor muyum? Tabii ki. Ayrıca hocaya eğer buradaki imkanları kullanırsanız chatbox üzerinden ya da küçük sınıflarda yapabildiğimiz üzere mikrofon ve kamerayı açarak el kaldırma yöntemiyle canlı olarak cevap da verebiliyorsunuz. Yani mikrofonu soru da sorabiliyorum hocaya. Tabii. Peki bunu kalabalık sınıflarda nasıl yapıyorsunuz? Kalabalık sınıflarda özellikle ekoyu engellemek ve şu anki yoğun internet trafiği çerçevesinde veri paketlerinin sıkışmasını engellemek için chat uygulaması üzerinden yazılı olarak soruları alıyoruz. Yani ben bir soruyu merak ettim, hocaya bir şey soracağım. Onu yazılı olarak iletiyorum. Uygun olduğun anda hoca bana cevap veriyor. Tabii ya canlı olarak yani gerçek zamanlı olarak cevap veriyor ya da dersin kaydını aldıktan sonra bu kayıtlar zaten bizim sanal sınıf uygulamamıza daha sonra seyredilebilir şekilde yansıyor. Dolayısıyla burada bizim yapmak istediğimiz esas şey öğrencilerimizle hocamız arasında gerçek zamanlı ya da daha sonradan asenkron olarak mutlaka etkileşimi sağlamak. Peki mesela şimdi biz normalde üniversitede eğitim görürken fiziki olarak hoca sınıfa giriyor, bize dersi anlatıyor, uygulamalı anlatacağı bir şey varsa uygulamalı gösteriyor. Evet. Ama uzaktan eğitimde bu mümkün değil. Dolayısıyla ders içerikleri de biraz daha teoriye kaydırıldı mı, biraz daha içeriği değiştirildi mi uyum sağlamak adına bu sisteme?
Şöyle, dijital platformlara taşındığınız dakika fiziksel mekanda yapabildiğiniz bazı şeyleri yapamaz hale geliyorsunuz. Ama öte yandan dijital ortamda da fiziksel ortamda yapamadığınız bazı şeyleri yapmanız mümkün. Dolayısıyla derslerin pedagojisinin ve tasarımının bu imkanlar göz önüne alınarak dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de zaten hocalarımızı öncelikle bu farklılıkları anlatan ve bu pedagojik yaklaşımı geliştirebilmelerini sağlayan eğitimler verdik. Peki ben mesela başka bir şey daha merak ettim. Şimdi öğrenci normalde okula geliyordu ama gelmiyor şimdi. Uzaktan eğitime adaptasyon noktasında bugün ilk gündü üniversitenin uzaktan eğitimde. Öğrenciler ayak uydurabildi mi? Sizin izlenimleriniz, duyduklarınız neler? Öğrenciler bu sisteme rahat adapte olabildi mi? Bizim zaten derslerimizin önemli bir kısmı dijital platformların desteğiyle sürdürülüyordu. Bilgi Üniversitesi'nin dijitalleşme oranı %16 civarında. Yüksek lisans programlarımız var, tamamen çevrim içi yürütülen. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin hepsi örgün eğitim programları içerisinde de tamamen çevrim içi verilen derslere zaten aşinalar. Dolayısıyla adaptasyonda çok büyük bir sorun yaşamadık bugün. Gördüğümüz kadarıyla hem canlı yapılan hem de asenkron olarak yapılan sınıflarımızda katılım gayet yüksek. Şu ana kadar olumsuz bir geri dönüş almadık. Tabii bu acil durum nedeniyle aniden bu kadar büyük volümlerde gerçekleştirdiğimiz bir şey. Dolayısıyla arada oluşabilen teknik aksaklıkları da ekiplerimiz hazır olarak çözüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben aslında yayının bitiminde bir kez daha rektörümüze dönmek istiyorum. Şimdi sorduk, öğrenciler kolay adapte olabiliyor mu diye. Çünkü aslında en zoru belki de başarmamız gereken şey öğrencinin uzaktan, evden eğitimini sağlıklı bir şekilde sağlamak. Çünkü her gün yüzlerce, binlerce öğrenci üniversiteye geliyor ve eğitimlerini alıyorlar. Ancak bir anda eve kapandılar ve bilgisayar ekranı üzerinden de derslerini, eğitimlerini almaya çalışıyorlar. Bu da haliyle belki bir adaptasyon sorununa neden olabilir. Aslında bu hem öğrencilerin, hem velilerin, hem de hocaların çabasıyla aşılacak bir sorun. Efendim, siz bugün ilk gündü. Sizin duyduklarınız neler? Son olarak yayını kapatmadan öğrenciler rahat adapte olabilirler mi? Hocalarımız neler anlattı? Açıkçası benim aldığım verilere göre derslere fiziksel olarak gelmeyen öğrencilerimiz bile sanal sınıflarda yer almışlar. Yeni gelen öğrencilerimiz aslında bu sürece bence hocalarımıza göre çok daha hızlı adapte olacaklar. Çünkü aslında onlar bu teknolojiler içinde büyüdüler, büyüyorlar da. İşin daha zorlu tarafı sanıyorum öğretim üyelerinin bu teknolojiye adapte olmasında. Bu konuda da hepimiz hep birlikte el birliğiyle çalışmalarımızı, çabalarımızı sürdürüyoruz. Peki şimdi mesela pratikte şu anda hocalarımız evde. Evet. Hiçbir şekilde sokağa çıkmayın, evden dersleri anlatın mı diyorsunuz? Evet, evet. Şu anda alınan önlemler çerçevesinde gerek öğrencilerimize gerek öğretim üyelerimizden rica ediyoruz. Lütfen herkes evlerinde kalsın. Evlerimizde de bu işi gayet büyük bir başarıyla yapacağımıza inancım sonsuz. Hiç şüphesiz bazı sorunlar oluşabilir. Ama bu konuda yaratıcı çözümler geliştirebileceğimizi de inanıyorum. Peki bu noktada mesela şimdi öğrenciyle hoca ilişkisi okulda biraz daha yakındı. Şimdi ama araya mesafe girdi. Bu mesafe sosyal sanal ortamda, sanal sınıflarda aşılmaya çalışılacak artık. Bunu nasıl sağlayacaklar? Kendi aralarında mesela öğrenci bir sıkıntı yaşadığı zaman, dersle ilgili bir soru soracağı zaman hoca doğrudan da ulaşabilir sonrasında, değil mi, evdeyken? Tabii ki. Aslında bakarsanız belki yani normalde üniversitelerde hocaların ofis ağırları vardır, öğrenci görüşme saatleri vardır. Öğrenci o saatlerde doğrudan doğruya hocasına soru yöneltebilir. Şu anda da aslında internet üzerinde sanal sınıf olması illa ders saatinde bir araya gelmeleri gerekmiyor. Ders saati dışında da öğretim üyeleriyle öğrenciler görüşme saatlerinde bir araya gelebiliyorlar. Öğrencilerimiz her türlü soruyu öğretim üyelerimize yönlendirebiliyorlar. Peki, çok teşekkür ederim. Bilgi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kübra Doğan Yenisey ve yine Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Tutan Bey ile uzaktan eğitim sürecini konuştuk. Sürecin nasıl ilerleyeceğini, uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını da aslında bir anlamda uygulamalı olarak ekranlarınıza getirdik diyelim. Tekrardan sözü merkeze bırakalım. Mehmet Akif Ersoy. Uzay, teşekkür ediyoruz sana ve konuklarına. Bu arada efendim ekranınıza bir son dakika bilgisi olarak yansıyor. Ben az önce Sayın Korkmaz'a sormuştum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da o görüntülerle ilgili, Adnan Menderes'in idam sahnelerinin yayınlanması görüntüleriyle ilgili, güvenip denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı görüntüleri onaylamıyorum diyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Sürem çok daraldı. Son birkaç cümle sizden hemen alayım. Siz de benzer bir şey söylemiştiniz bu arada. Aynen, söylemiştik. Toplumun hassasiyetleri her zaman önemli bir. İkincisi, bu sürecin en önemli aktörleri
öğretmen ve öğretmenlere güvenmek, velilerimiz, anne babalarımız evlerindeki ortamı dahi öğretmenlerle beraber yönetsinler. Öğretmenlerle iletişimi koparmasınlar, birlikte başaracağız. Öğretmen, anne babanın da çocuğun da gününü, ortamını yönetmeye hazır. Bir de İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin sayfalarını takip etsinler. Hepsinin etkinlik planları, Twitter'dan paylaştıkları günü nasıl yöneteceği var. Ve Bakan Bey'in dediği gibi yazsınlar, yazsınlar, yazsınlar. Dönüşte öğretmenleri değerlendirsinler. Peki. Öğretmen sürecin baş aktörü unutmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Aslında vaktimiz olsaydı çocukları nasıl zapt edeceğiz onu da konuşacaktık. Başka bir programda inşallah. İnşallah. Sağ olun katkılarınız için. Evet, son dakika bilgisi ekranlarınıza da yansıyor. Ziya Selçuk da görüntüleri onaylamıyorum dedi. Efendim biz de sormuştuk konuğumuza. Biz kapatacağız manşeti. Yayınımız ekonomide görünümle devam edecek. Serdar Kuter birazdan karşınızda olacak. Yarın yine aynı saatte 14'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.